Evet işte kulemiz orada. Sence o kadar büyük bir hazine o lanet pazarın ortasında alınmayı mı bekliyor ya? Ha evet, çılgınca olurdu. Ama daha önce de benzerlerini yaşamıştık. Doğru dedin. Non, pas vraiment. Faites la queue comme tout le monde. Evet. Amerika'ya dönerken uğraşılacak işlerden biri de o tabii. Kendime bir köpek alacağım. Hey, bu işten paçayı kurtarabilirsek o lanet köpeği sana da alacağım. Adı Victor olsun mu? Tabii. Hey ne? Bana şunlardan almak ister misin? Sally, öyle bir tişört giyecek kadar da bulamadın. Vay canım. Çok güzelmiş gibi. Hey, attention! Haklıymış. Çok güzel kokuyor. Oh, affedersin. Qu'est-ce que vous faites? Hey, attention! Je l'ai bien vu à la façon dont vous vous êtes détaché. Hey, attention! Mais je me demandais comment vous les cultivez. Content de vous avoir trouvé. Vous n'êtes pas à votre place habituelle. Hey, hadi bakalım. Kitle. Sanırım gizlice girmemiz gerekecek. Hey baksana. Şuradaki pencere kırılmış. Hey Sally. Sanırım buradan sığabiliriz. İşe yarar. (Gülüyor)
Yol çok uzunmuş. Arkadaşlar nasıl? Sen öyle devam et. Ben arkandayım. Tamam, en azından manzaran güzel. Diğer kulelerden çok daha iyi. Kule şehrin tam göbeğinde. Edward Ingallant'ın nişanı. Haritadaki gibi. Burada ne arıyoruz yani? Güzel soru. Kadar yüksekmiş böyle. Evet. Aynen öyle. Bakalım ne var. Görünüşe göre doğru kuledeyiz. Bizi ara. Bu şehirde telefonlar doğru dürüst çekmiyor. Peki, beklemeye gerek yok. Hemen geleceğim. Dikkat et! Vay be başardım. Eşreğe bak Salih, saat hala çalışıyor. Evet, fark ettim. Dikkat et de o çarkların arasına sakın sıkışma. Ayıpsın.
Parmaklara dikkat et Nate. Endişelenmeli miyim? Pekala. İşte çanlardan bir tanesi. Açılıverdi. Tamam. Sıradakine geçiyorum. Aslan. Aslan burcuyla çıkmıştı. Senden ses seda var mı? Evet, zaten durumu iyidir. Telefonumu şarj etmeyi unuttum herhalde. Kulaklık açlığımı getirmeliydim.
kaldı evlat. Evet, bir bakalım. Senden ses seda var mı? Maalesef. Evet, zaten durumu iyidir. Telefonu şarj etmeyi unutmayın. Bayağı gürültülüymüş. Hey, başardın. Boğa kurcağı çıldı ve evlerinin nişanı yerde.
manzara diye buna derim. Tamam, işte buradasın. Bunların başına bir şey gelmemiştir Sam. Başardık. Tamam efendim. Bayağı bir tüm kopacak. Sally, kafaya dikkat. Pardon. Kol kırıldı da. Ama kafama baktım. Bir şey değil mi? Oldu mu? Kendim çalmam gerekecek. Thank you.
Hadi bakalım. Sally. Siktir ya. En azından kapıyı açtım ama ha. Ha. Böyle de oluyor işte. İyi misin? Ha. Bilemiyorum. Sen? Sağ ol oğlum. Hadi. Bakalım evinin bizim için neleri varmış. Tamam. Evet. Madeni para. İster misin? Tabii ya, neden olmasın? Bakalım aşağıda ne varmış. Umarım yığınla altın ve mücevher vardır. Sen, sonunda iyi misin? Kuleyi aramayı bitirdim. Bir şey yok. Kesinlikle doğru yerdeyiz. Buraya doğru yola çık. Sam geliyor. İyi. Sally. Tamam geldim. Vay. Hey, şunlar bizimkiler mi? Aynen. Henry Avery, Thomas Dew. Suç ortakları. Kurucular. Neyi kurucuları? En kötü hazine avı olabilir mi? İşte Avery ve Tuve'nin nişanları. Bunlar biraz farklı ama. Evet. Üzerlerinde yıldız motifleri var. Dönüyorlar. Ama acaba hangi tarafa çevireceğiz? Evet, ama bir saniye. Birkaç korsan simgesi daha. Edin Baldrige.
Anne Bonny ve Christopher Condon sanırım. Yani çok fazla dizilim şekli var. Bence kapı nereye çıkıyor bir bakalım. Hala hazine bulma beklentim var. İkimizin de öyle. Hey işte haklıymışım. Baldridge, Bonny ve Condon. Muhteşem. Ama neden buradalarmış ki zaten? Gidip öğrenelim. Aa, bıyığa bak. Neredeyse seninki gibi etkileyici duruyor. Hah, idare eder. Doğru ya, Condon tek elli bir. Hey, şu yıldızlara bak. Diğer odadaki Avery ve Tuven simgesine oldukça benziyor. Hey, haklısın. Bonnie kızılsa işte o yıldız motiflerinden bir tane daha. Evet ama bu ilkinden daha farklı gibi. Aa evet, iyi gördün. Nedir? Yakışıklı olduğum kadar zekiyimdir. Ne düşünüyorsun? Avery ve Tuven nişanları. Onlardaki yıldızlar uyuşuyordu, hatırladın mı? Bunlar da kesin uyar. Aa.
Adamlar... Bilmiyorsun değil mi? Hey, ortalık korsan kaynıyordu biliyorsun. Mahsur kaldık yani. Hayır, mahsur kalmadık. Telefonunu versene. Ne? Arkadaşını mı arayacaksın? Öyle sayılır. Mesaj atacağım. İşte... Bu tablolar da bayağı bir güzellermiş. Olur da hazineyi bulamazsak onları bir müzeye satabiliriz. Hadi şu yıldız motiflerini bulalım. Tamam, söyleyeyim dedim. William Mays. Amerikalı mı? Evet, Rhode Adalı. Thomas Tew gibi. Hey. Hala kulede misin? Evet aşağı indim. Az önce gönderdiğin resmin olayı nedir? Sonra anlatırım. Şimdilik kimin kim olduğunu söyle yeter. Yunuslar Richard Want, çatal mızrak Joseph Farrell ve iki el ve ince olan da William Mays. Harika. Telefonun çektiği yerde kal. Gerekirse arayabileyim. Bekle Nathan, hazineyi buldun mu? Henüz değil. Çözmem gereken bir mekanizmam var. Haber vereceğim. Her yer küre. Bu Want benim adamıymış herhalde. Hey Richard Want. Bu adam Yunus'un kaptanıydı. Oh. Baldrige ile en güzel peruk kimin yarışına girişmişler herhalde. Hey Sally bir el atsana. Tamamdır. Eyvallah. Düzgün mü? Bu kimin umurunda ki? Benim umurumda. Tanrım, Farrell'ın suratına bak. Pek burada olmak istemiyor gibi görünüyor. Yok. Yok. Tamam. İşin aslı bu şeyleri bilmediğine pek şaşırdım evlat. Biliyorum zaten. Ama Sam'in haberi olsun istiyorum. Kendisini işe yarar hissetsin diye yani o kadar. Aha tabii ya.
Ne olmuş burada? Muhtemelen bir meşale falan düşmüş. Hadi bakalım geriye ne kalmış. Edward England. Adam biraz tıknazmış. Ha, gördün mü Sally? Görünüşe göre Sam de her şeyi bilmiyormuş. Hoşuma gitmedi diye. Evet biliyorum. Şu tablolara bir bakalım. Ha, Yezid El Basra. Herif Hintli gibi. Yakın. Babür. Bir dakika, Everin'in soyduğu Babürler değil mi? Hırsızların onuru. Sanki öyle bir şey varmış gibi. İsim yok. Bu adam Faslı gibi. Yıldızları buldum ama sen kimsin? Bu adamı tanımıyorum. Diğer korsanlardan daha genç. Yok. Acaba Sam'e mi göndersen? Gerçekten mi? Hey, onun korsan uzmanı olduğunu sen söyledin. Bir dene derim. Peki, biri tamam. Ve iki... Sonuncu. Pekala bakalım bundan ne anlam çıkaracak. Şuna baksana. Şey gibi görünüyor. Bekle. Ne yapıyorsun az önce resim çektin? Tut şunu. Hiç şüphe yok ki Everin'in askerlerinin akıllı telefonu yoktu. Tabii ki. İşte o yüzden bu onların sonraki ipucuna gitmesini diliyorum. Yani bunlar ipucu mu? Evet, dur bakayım. İşte. Pekala, şunlar Alize rüzgarları olabilir. Evet, ve şunlar da enneme benziyor. Evet. Yani öyle görünüyor ki biz yine babuları toplayacağız evlat. Ne? Prodeus Collasentia. Hayır, hayır olamaz. Nedir olamıyor? Tanrım çok bariz. Neyit? Ben bunu neden göremedim? Bak yine akıl oyunlarına bağladın iyice. Neden bahsediyorsun dur, dur, sen? Bekle. Sen resimleri aldın mı? Bak sen şu işe. Sullivan'ın telefonu diye aradım ama kimler açtı? Nasılsın Nate? Merhaba Rafe. Uzun zaman oldu. Numarayı nasıl buldun? Sullivan peçeteye mi yazıp verdi? Keşke. Öyle olsa bana bir iki Roma patlardı. Hayır hayır, sizi bulmak için iyi para harcadım.
Evet. Umarım evir işine çok para yatırmamışsındır. Rekabet çok yüksekmiş diye duydum. Evet, gayet doğru hamleler yaptınız. Ama asıl önemli olan Avery'nin hazinesine ilk kimin varacağı. Bahse var mısın? Hey. Nate, ben her zaman oynarım. Ama ortağım... Nasıl desem, kendisi öyle pek gereksiz risk almak istemiyor. Vay be, Rafe Adler başkasından emin ya. Zaman ne değişmiş ama. Bak Nate, sana tek seferlik bir teklif yapacağım. Her şeyi bırak, evine dön. Hayatını yaşa. Ben her şeyi affetmeye hazırım. Eski günler hatırına. Bu her ne kadar çekici olsa da... Biliyorsun, ben normalde önde olduğum zaman vazgeçecek biri değilim. Tamam. Pro Deus Quod Dissentia, Tanrı ve Özgürlük için. Güzel resimler Nate. İyi kompozisyon. Telefonumuza girdin. Haçımı çaldınız. Bak Nate. Düşündüğünün yarısı kadar aklın varsa... ...teklifimi kabul edersin. Evet, ne diyorsun? Bak, seninle tekrar görüşmek güzel ama... ...başka bir telefon bekliyorum. Nate dur, bir şey daha var. Nate! Ne? Sen ha, telefonunuzda GPS olduğunun farkındasın, öyle değil mi? Görüşürüz dostum. Siktir. Dur, tahmin edeyim. Silahlı adamlar yolda, öyle değil mi? Sam! Tanrı ve özgürlük için bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Sam, beni dinle. Sakın ortalıklarda gözükme ve telefonunu parçala. Ne oluyor? Rafe nerede olduğunuzu biliyor. Şimdi saklanacak bir yer mi? Sam! Sam! Kahretsin. Ne yapıyorsun? Yenisini alırım. Sally. Sanırım şu sip. Affedersiniz. Affedersin. Sıkıcı muha. Leif'in buraya gelmesi ne kadar sürer sence? Bekleyip görmeye hiç gerek yok. Var mı dostum? Hadi bu taraftan. Hey, hey, dikkat et! Herkes burayı boşaltsın! İndirin şu pisliği! Aşağı gitmeliyiz.
Kamyon bunu geçsin de görelim. Bir yerde olmalı. Hey, sanırım oradaki sen. Bak şurada. Sıkı tut. Sem'e ulaşabileceğimiz bir yol var mı? Henüz değil. Ama yolun sonuna çok yaklaştık evlat. Gidiyorum, gidiyorum. Panik. Hey! Lanet olsun! Sem'e ulaşabileceğimiz bir yol var mı? Henüz değil. Ama yolun sonuna çok yaklaştık evlat. Gidiyorum. Hey.
Thank you.
Nasılsın? Thank you.
Evet. İyi misin? Evet. Selam. Hadi gidelim buradan. Tamam, sanırım burası güvenli. Evet. Pekala. Tamam, sanırım burası güvenli. Evet. Pekala. Prodeus quod licentia. Basit bir şifreye benziyor. Tanrı ve özgürlük için adamların sloganı bu. Yani cenneti ima ediyorlar. Nasıl anlamadık? Bakıyorum da sağ salim kurtulmuşsunuz. O da bir şey mi Sullivan? Libertalia'yı bulduk. Libe ne? Libertalia. Sanıyorum ki Avery efsanevi korsan kolonisini bulmuş. Yani daha çok bir korsan ütopyası aslında. Tamam, güzel. Peki ya hazine? Hikayede anlatılana göre bu mekan yüzlerce hatta binlerce korsan için bir sığınakmış ve her şeyi paylaşmışlar. Mülkleri, kaynakları. Bütün parayı ortak hazine binasına koymuşlar. Güzel. Peki. Neredeymiş bu komünist korsan mabedi ha? Tam burada. Şu adada. Kral koyunun kuzeydoğusunda. Ve Rafe de bunun bir kopyası. Evet ama Rafe bunu çözene kadar biz çoktan Libertalia yolunda oluruz. Diyorum ben. O hazine çok kısa bir sürede bir... Malezya işin nasıl gidiyor Nate? Anladığım kadarıyla yolunu kaybetmişsin. Lena bak. Durum göründüğü gibi değil. Öyle mi? Çünkü buradan bakınca Henry Avery'nin gizli hazinesini arıyor gibisiniz. Ve kentin her yerinde Shoreline askerleri olduğuna göre o hazineyi arayan sadece siz değilsiniz. Pekala yani... Sanırım gerçekten de durum bu. Ama açıklayabilirim. Biraz saçma gelebilir ama... Dinliyorum. Öncelikle... tanıştırayım Sam. Sam Drake. Kardeşim. Merhaba. Üzgünüm. Ben onun Panama hapishanesinde öldüğünü sanıyordum. Ama gördüğün gibi çok yanılmışım. Orada 15 yıl kalmış ve bunun sebebi benim. Onu kurtaran adam yüklü bir para istiyor. Ona ödeme yapabilmemizin tek yolu Avery'nin hazinesini bulmak. Ama güzel haber şu ki hazineyi bulduk. Kıyının biraz uzandaki bir adadaymış. Tamam sus artık. Peki... Gerçekten bir Malezya işi var mıydı? Tamam. Hadi ama yapma. Elena bekle. Seni hiç anlamıyorum. Bak sana söylemek istedim. Nate yeter artık. Gerçekten istedim ama nasıl diyecektim ki? Bilmem doğrudan söyleyebilirdim. Seni korumak zorundaydım. Cidden saçmalıyorsun Nate. Karşıma geçip söylemeye cesaret edemedin bir kez Çünkü daha. Çünkü böyle bir tepki vereceğini çok iyi biliyordum. Sen olsan nasıl bir tepki verirdin? Bana yalan söyledin. Haftalar boyu. Öldürülseydin benim...
Benim bundan haberim bile olmayacaktı. Bir de şimdi ortaya kardeşin çıktı. Gerçekten kimsin sen? Yapma. Benim işte. Hala benim. Bu sefer durum farklı. Ay, inanamıyorum. Onu kurtarmak zorundayım. İnan hazine umurumda bile değil. Odaya girerkenki yüz ifaden öyle demiyordu ama. Eğer bana söylediğin yalanlar bittiyse kendine de yalan söylemeyi bırak bence. Benim uçağa yetişmem gerek. Ne yapman gerekiyorsa yap. Nathan. Ne yapıyorsun sen? Peşinden gitsene. Buradaki işimiz bitmedi. Belki de bitmesi gerekiyordur. Ne demek istiyorsun? Belki seni kurtarmanın daha akıllıca bir yolu vardır. Mesela? Mesela sahte kimlik çıkartmak gibi. Yani onu bir süre bir yerlerde saklarız. Adam güçlü zaten 15 yıl hapiste kaldı. Bir de saklanarak mı yaşarsın? İyi, tamam. Sen karının peşinden git. Sen ve ben de Libertaria'ya gideriz, tamam mı? Bensiz mi? Hadi ama ikinizi de öldürteceksin. Yapma ya. Evlat, biliyorsun ben bu işi çok uzun süredir yapıyorum. Sanırım bunun da üstesinden... Yardım etmek mi istiyorsun Sullivan? Git Elena'ya göz kulak ol. Nasıl istersen. Yardım lazım mı? İstersen... Gerek yok. Sen eşyalarını topla.